TRT Haber'den iyi akşamlar. Siyaset Artı ile karşınızdayız. Saatler 21'i gösteriyor. Ne var gündemimizde? Şöyle hemen bir toparlayayım size. Türkiye'de yaşayan Suriyeliler ne olacak onların akıbetine? Tepkiler neden kaynaklanıyor? Yayılan haberler, basında çıkan haberler ne kadar doğruyu yansıtıyor? Ve bu meseleye dair pek çok soruya cevap vermeye çalışacağız bu programda. Ekonomi de olacak yine gündemimizde. Biliyorsunuz Merkez Bankası faiz indirimine gitti. 4.25 puanlık bir indirim söz konusu. Dolar da son 4 ayın en düşük seviyesini gördü, 5.40'larda. Bunun olası etkilerini yine konuşacağız. Kimlerle konuşacağız? İsmail Çağlar bizlerle birlikte efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Halime Kökçe bizlerle birlikte, sizler de hoş geldiniz. Enes Bayraklı da Brüksel'den telefon bağlantısıyla yine bu yayında bizlerle birlikte olacak. Şimdi Türkiye'de yaşayan Suriyelilerle ilgili yakın zamanda alınan bir karar var ve savaş sonrasında aslına bakarsanız Türkiye'ye gelen Suriyelilerle ilgili uzun zamandır pek çok şey konuşuluyor. Yavaş yavaş büyüyen bir gündem maddesiydi bu ve bakıyoruz ki son zamanlarda bu mesele biraz büyümüş gibi görünüyor. Pek çok kişiden çok çok farklı sesler duyuyoruz. Şimdi İstanbul'daki Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere gönderilmesiyle ilgili bir karar ve bir tartışma konusu gibi aynı zamanda. Ve bir aylık bir süreden bahsediliyor. Bir aylık bir süre söz konusu. Kimileri bu bir aylık bir süreye takılıyor. Bu çok kısa bir süre diyorlar. Kimileri de bu süreyi çok az bulanlara tepki gösteriyor gibi. Şimdi yerli medyada elbette orada da çok farklı görüşler yansıyor basına. Fakat bir de yabancı medya var. Şimdi yabancı medya da elbette Türkiye ile ilgili meselelere dair görüşlerini elbette ki paylaşacak. Çünkü basın onun görevi. Ancak 2011'den 2019'a kadar Suriye'deki iç savaş sırasında bu yabancı basın Avrupa Birliği ülkelerine, Avrupa ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri'ne bu süre zarfında ya kardeşim orada bir Suriye'de bir iç savaş var. Orada da sivillerle ilgili durum ortada gibi bir çıkış biz görmedik. Bilmiyorum elbette yapanlar vardır ama sesler böyle çok cılız çıktı gibi görünüyor. Ama Türkiye'deki bu gayet mantıklı yani nerede kayıtlıysa yerine gitsin anlayışına müthiş bir tepki var. Sanki ülkenin dışına gönderiliyorlarmış gibi bir anlayış ya da bunu bu şekilde yansıtma gibi bir durum söz konusu. Şimdi bunun değerlendirilmesini ben birazcık sizlerden rica edeceğim. Nasıl bakıyorsunuz bu meseleye? Buradan bir giriş yapalım mı? Halim Hanım'la başlayalım. Evet. Şimdi önce tabii yani yanlış bildiğimiz bazı hususlar var. Onları tahsis etmek lazım. Hani sizin aktardığınız şeyle ilgili değil kuşkusuz ama tartışma çok aslında dallı budaklı. Sadece Suriyelilerle ilgili bir tarafı da yok kuşkusuz bunun ama öncelikle bunu tespit etmek lazım. Artık Türkiye'de yabancının adı Suriyeli oldu neredeyse. İnsanlar işte alışveriş merkezlerinde yazın tatile gelmiş Arap olduklarını bir şekilde kılık kıyafetinden ya da lisanından anladıkları insanları bile Suriyeli olarak niteliyorlar. Oysa onlar yazın tatile gelmiş bir takım işte insanlar Arap ülkelerinden Arap gelmişler. Evet. Ya da işte Türkiye'de Suriyeli meselesi, evet sayıca tabii ki en fazla Suriyeli sığınmacı var. Suriyelilerin Türkiye'de bulunma pozisyonları da mülteci statüsünde değil, geçici koruma altındalar. Ve bir savaş dolayısıyla Türkiye'deler. Bunları bir kere hani teslim etmemiz gerekiyor. Kim olursa olsun hani bu girişi kısıtlamak insanlık suçu sayılır. Yani Suriyelilerin Türkiye'ye gelişine dair kısıtlayıcı, engelleyici bir yaklaşım göstermiş olsaydı Türkiye bir insanlık suçu işlemiş olurdu. Yanı başınızda bombalar altında kalan bir halk var ve siz kapılarınızı kapatıyorsunuz. Bugün meselenin bu noktaya gelmesinin sebebi Türkiye değil, Suriye'de yaşananlardır kuşkusuz. Bunu bir kere en başta teslim etmek gerekiyor. İkincisi dediğim gibi yani Türkiye'de Suriyeliler yabancının adı Suriye oldu. Yani batılı olmadığını anladığınız herkesi Suriyeli diyebiliyorsunuz. Böyle bir yaklaşım var. Bunu da tavsiye etmek gerekiyor. Yani Türkiye'de çok sayıda evet Arap ülkelerinden gelen zengin Araplar geliyorlar. Buralarda para harcıyorlar. Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyorlar. Ve ülkelerine geri dönüyorlar. Yani herkes Türkiye'deki her Arap Suriyeli değil.
İkincisi bu. Üçüncüsü Suriye'den Türkiye'ye gelenler sadece Araplar değil. Yani Suriye kozmopolit bir ülke. Türkmenler var, Çerkezler var, Araplar var ve Kürtler var ve hepsi bizim soydaşımız, onların hepsi. Çünkü hepsinin Türkiye'de uzantıları, akrabaları var. Türkiye'de çünkü kozmopolit bir ülke. O yüzden hepsi bizler için soydaş niteliğindedir. Yani özellikle işte güney sınırımıza gittiğinizde görüyorsunuz ki yani o kadar yakın mesafelerden bahsediyoruz ki yani Mardin'e gidin, Nusaybin'e gidin. Yani göz hizasında yani köyün neredeyse yarısı öbür tarafta kalmış, yarısı bu tarafta kalmış. Biraz da tabii bölgeyi falan bilmemekten kaynaklanan bir takım yaklaşımlar söz konusu. Suriye'den gelen herkes Arap denilerek meseleyi biraz da böyle Araplara karşı bir negatif yani ırkçı söyleme taşıyanlar var. Bunları da bence iyi tahlil etmek gerekiyor. Gelelim yani uygulamanın kendisine. Siz ifade ettiniz. Aslında Türkiye'de Suriyeliler ziyadesiyle yani Türkiye'deki yabancıları konuştuğumuzda oldukça büyük kısmı yani %99'lara varan oranda neredeyse kayıt altındalar Suriye'den gelenler. Yani Türkiye buradaki Suriyelileri bir şekilde tanıyor, biliyor ve tespit etmiş vaziyette kim nerede. Zaten işte kayıtlı oldukları şehre geri gönderme hikayesi de bu. Diyor ki yani siz şunu yapmaya çalışıyor Türkiye. İllerin bir şeyi var, istihkak hakkı var diyelim ki yani kaldırabileceği bir nüfus var. Ve ona göre işte İstanbul'da 500 bin küsür, 547 bin küsür belki yani aşağı yukarı böyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam Suriyeli kayıtlı. Bundan fazlasını zaten hani doğal olarak işte doğumla şunla bununla bir miktar doğal artış oluyor ama onun dışında olanı artık İstanbul kaldıramaz diyor. Senin kaydın atıyorum işte Yozgat'taysa, Gaziantep'teyse ya da işte İzmir'deyse sen İzmir'e geri dön diyor yani ve bunun içine bir aylık süre gayet makul bir süre. O yüzden buradan hareketle işte yabancı basında Türkiye hakkında o çıkan Türkiye'nin bugüne kadar işte 9 yıldır 8 yıldır Suriyelileri misafir ediyor oluşu dolayısıyla Batı'ya özellikle Avrupa ülkelerine karşı edinmiş olduğu ahlaki üstünlüğü elinden alma çabası aslında yani Batı basınında çıkan bu haberlerin merkezinde bu var. Çünkü bugüne kadar bunun altında hep ezildiler. Yani işte görüntüleri biliyoruz. Yani giden mültecilere çelme tapkan, botlarına yani öldürmek pahasına, boğulmaları pahasına botlarını şey yapan, delen bir yaklaşım var. Ve bu göz yumulan bir şey. Yani sadece münferit yaşanan hadiselerden bahsetmiyoruz. Mülteci alırken son derece seçici davranıyorlar. Yani orada bir mağduriyet gözeterek değil, işte Hristiyansa alayım diyor ya da işte üst düzey eğitimliyse alayım diyor. Mağduriyetine bakmıyor. Şimdi böyle bir seçicilik içerisinde Avrupa Birliği bu Suriye konusunda aslında çok kötü bir karneye sahip ve şu anda Türkiye'nin kendi kamu güvenliği açısından almaya çalıştığı bir takım tedbirleri Türkiye'yi itibarsızlaştırmak, elindeki bu ahlaki üstünlük gerekçesini diyelim ki elinden almak için kullanıyor. Bunu böyle görmek gerekiyor en başta. Bir başka husus da aslında bu da sanki böyle çok yeni, dün başlamış bir uygulama gibi lanse edildi. Biraz sebebi de şu olsa gerek, biliyorsunuz bu son birkaç seçimdir özellikle. Suriyeliler siyaseten çok kullanıldılar. Yani bir tür araçsallaştırıldılar aslında. Biraz açalım mı onu? Şöyle ki yani bir takım siyasi figürler sosyal medyada özellikle çok haksız ve açıkça neredeyse ırkçı diyebileceğimiz yaklaşımlarla Suriyelileri tahkir etti. Sırf iktidara işte zarar vermek için. Bir takım işte siyasiler, adaylar Suriyelileri ya da işte yabancıları tahkir edici kampanyalar yani seçim kampanyalarını buna hasretti ve bu bir kamuoyu oluşturmuş oldu. Yani kendine taraftar buldu bu yaklaşım diyelim ki. Bunun da beraberinde bu belki rutin bir süredir zaten uygulana gelen şey sanki Türkiye'deki işte güvenlik bürokrasisinin diyelim ki yeni aklına gelmiş bir tedbir gibi algılanmasına yol açtı. Hayır öyle değil. Yani nerede bir kaçak göçmen varsa yeri geldiğinde işte atıyorum Türkiye'ye girişte yakalandıysa misal zaten deport ediliyor.
geldiği kaynak ülkeye geri gönderiliyor. Bu rutin bir uygulamadır. Ya da diyelim ki bir aramada karşılaşıldıysa, rutin bir aramada karşılaşıldıysa mutlaka onunla ilgili gerekli işlemler yapıyor. Yabancılar şube, işte bu yabancıları, kaçak göçmenleri konaklandığı yerler, bunun prosedürü vesaire falan. Bu zaten rutin her ülkenin yaptığı bir şey. Evet. Ama bu işte dediğim gibi bir süredir Suriyelilerle ilgili yapılan manipülatif haberler, bu dışlayıcı, ırkçı söylemlerin üzerine gelince işte Batı basını da sanki Türkiye'de böyle bir şey, bir yabancı düşmanlığı yükseliyormuş gibi bir hava estirmeye çalıştı. Ama bir taraftan da, yani çok uzattım belki ama şunu da söyleyeyim, geçeyim. Böyle sosyal medyada falan da her gün işte insanlar sokakta gidip insanlara mikrofon tutuyorlar ve bunu aslında, bu söylemi kaşıyan, tabiri caizse köpürten bir habercilik de yapılıyor. Yerli basında da yapılıyor maalesef bu. Biraz böyle bakayım dedim, yani nedir bu mesele? Hakikaten insanlar hangi argümanlarla konuşuyorlar bu meseleyi? Yani çok karikatürize bir şey ama gerçekten nasıl bir cehaletle zaman zaman bu konuyu tartıştığımızda örnek olması hasebiyle söyleyeceğim. Diyor ki bir beyefendi, diyor ki zaten diyor işte Araplarla bilmem ne alışveriş yapılmaması gerektiğini peygamberimiz de söylemiş gibi, yani hiçbir yere sığdıramayacağınız, yani akla ziyan bir argümanla mesela Araplara karşı son derece işte nefret söylemi diyebileceğimiz, yani peygamberimizin kendisi Arap. Bunu bir işte bir şey uydurmuş kafasına, ona dayandırabiliyor. Yani demek istediğim şey şu, yani bir şeyi siyasi bir enstrümana dönüştürdüğünüz zaman bu o kadar abuk subuk yerlere gidebiliyor ki, o yüzden özellikle siyasilerin çok şuurlu, çok bilinçli ve çok sorumlu bir dil kullanmaları gerekiyor. Hakikaten bakıyorsunuz dünyanın her yerinde yabancı düşmanlığı, ırkçılık almış başını gidiyor. Siz burası 9 yıldır bu işin ceremesini çekmiş, bir yerden bir yere kadar getirmişiz biz bu meseleyi. Şu iş çözülecek ve biz bu insanlarla yarın bir gün ülkelerine geri döndüklerinde, önemli bir kısmı, bu insanlarla başka türlü bir ilişki kuracağız. Onlar bizim komşumuz olacak. O ülke imar edilecek yeniden, yani komşu olacağız artık, eşit statüde insanlara dönüşeceğiz. Biraz olumlu olumsuz etkilerinden bahsedelim ama ben İsmail Bey'in ya, de görüşünü bu anlamda merak ediyorum. Göçmenlerin şu kadarını deyip bırakayım. Yani göçmenler elbette ki bir külfeti beraberinde getirirler ama bizim kültürümüzde hani misafir rızkıyla gelir diye de bir kavram var, biliyorsunuz. Ben böyle şeylerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlara hamaset, bunlara böyle saçma sapan argümanlar diyen kişiler de vardır kuşkusuz ama göçmenler aynı zamanda ekonomiyi canlandıran unsurlardır. Yani rasyonel bir zemini de var bu meselenin. Ama bu oraları konuşulmuyor. Yani pozitif pencereden bakarak konuşmadığımız yine müddetçe, o kısımları değerlendirelim. Bu kısımları çok önemli kesinlikle. Değerlendirelim bir sonraki turda. Şimdi aslında mesele ne ve nasıl çarpıtılıyor? Biraz bununla devam edelim sizinle. Çünkü parmak bir yere işaret ettiğinde genelde parmağa bakıyoruz ya, aslında işaret ettiği noktaya bakmak çözümü için de oraya mantıklı yaklaşmak için de en önemli metotlardan, yöntemlerden biri. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi belki şu tespitle başlamak lazım. Ya bu zor bir iş. Yani işte yanı başınızda bir savaş var. Sizin o savaş olan ülkeyle çok uzun bir kara sınırınız var. Kapatıp gidemiyorsunuz. Bir yana kalamıyorsunuz. Yani ne olursa olsun bize ne diyebileceğiniz bir durum değil. Çünkü bu savaş geliyor, sizi buluyor, işte orada teröre yuva oluyor ya da işte orada Türkmenler var, siz onların çıkarını, yani her sivilin hayatını kurtarmak istiyorsunuz ama Türkmenlerle ayrı bir soydaşlığınız, yakınlığınız var, onların çıkarını gözetmek istiyorsunuz, o bölgedeki demografik yapının değişmesi, Türkmenlerin gidip oraya başka unsurların gelmesi aslında sizin ülkenize bir siyasi tehlike doğuruyor, bir güvenlik tehlikesi doğuruyor uzun süreli olarak. Vesaire vesaire ve en nihayetinde geldiğimiz noktada buraya bir mülteci akını oluyor. Ki Halime de aslında işaret etti, yani biz dil alışkanlığı buna mülteci diyoruz. Ama mültecilik bir hukuki statüdür aynı zamanda. Bu insanların hukuki statüsü de o anlamda, yani mülteci statüsü yok, geçici koruma diye.
Neyse, teknik detaylar, oraya boğmayalım meseleyi ama tabloyu şöyle yapalım. Hani zor bir şey, bunu kabul etmesi zor. Bu ülkenin bu mültecilere bakması zor. Siyasetçilerin bu siyasi yükü yüklenmesi zor. Toplumun bunu sindirmesi zor. İsteriz ki, gönül ister ki herkes empati yapabilsin, herkes savaştan kaçmış insanların durumunu algılayabilsin, herkes onlara hak versin, daha merhametli, daha şefkatli, daha adil yaklaşsın ama dünyanın her yerinde bu böyledir. Toplumun ortalamasına da baktığınızda herkes bu refleksi böyle göstermez. Toplum açısından da kabullenmesi zor. Peki bu tüm zorluk içerisinde Türkiye'nin seçeneği ne olabilirdi? Yani bu mültecileri almayabilir miydi? Evet, almayabilirdi Türkiye. Şeyi bir tarafa bırakın, ahlaki kısmını bir tarafa bırakın. Yani siz sınırınızı açmıyorsunuz, insanlar sizin ülkenize sığınamıyorlar ve bir diktatörün bombalarıyla ölüyorlar. Bu bir ahlaki sorumluluk, çok önemli bir ahlaki sorumluluk ama bunu bir tarafa bıraktığımızı varsayalım. Açmadık sınırı da, mültecileri de almadık. Ya da işte bazılarının istediği gibi sadece Türkleri aldık. Ya da Türkmenleri, ya da bazılarının istediği gibi sadece Kürtleri aldık. Oradaki Suriye'nin Kürt nüfusunu aldık varsayın. Bunun bir de ülkemize bu ahlaki sorumluluğun haricinde siyasi bir bedeli, siyasi bir maliyeti olacaktı. Yani bugün işte Türkiye efendim Suriyelileri sınır dışı mı ediyor diye şey yapan, yaygara kopartan uluslararası basın kuruluşları emin olun bizim sınır hattımızda yayın yapacaklardı ve oralarda Esad'ın bombalarıyla hayatını kaybeden ölen masum siviller üzerinden Türkiye'yi suçlayacaklardı. Sığınmacılık, mültecilik bir uluslararası haktır, uluslararası hukuka uygundur, bir insanlık hakkıdır. Türkiye bu insanlara kapısını açmadı. İşte Türkiye'nin artık katil olduğuna varan bir hikaye anlatılacaktı. Bu işin bir tarafı, uluslararası basının üzerinden gidiyoruz ya, o izlek üzerinden. Türkiye aldı. Neden aldı? Türkiye'nin almak için çeşitli gerekçeleri vardı. Evet, bir yakınlığımız var, kültürel yakınlığımız var, coğrafi yakınlığımız var ama bunların hepsinin ötesinde yani bu işin arkasında bir stratejik akıl da var. Yani siz eğer bu savaşa şey yapmak istemiyorsanız, doğru yani bu işin ahlaki kısmı, insanları ölümden kurtarmak kısmı çok önemli. Fakat bunun yanında Türkiye bir çıkarını da gözetti burada. Stratejik bir akıl da var. Evet, bir maliyet geldi ortaya ama bu mülteci nüfusuna, bu kadar mülteci nüfusuna ev sahipliği yapmak aynı zamanda Suriye meselesinde Türkiye'nin elini oldukça kuvvetlendiren bir şey. Yani bu kadar rahat sınır ötesi operasyonlar yapamazdınız. Yani bir taraftan sınır ötesi operasyon yapacaksınız. Tüm ülke buna sevinecek ama operasyonların meşruiyetinin bir kısmının da bu mültecilerden geldiğini unutmamak lazım. Bu bir diğer boyutu. Peki Türkiye bu mültecileri kabul ettiğinde aynı uluslararası basın bugün geri gönderiyor mu diyen filan uluslararası basın Türkiye hakkında bir başka kara propaganda başlattılar. İşte Türkiye kim varsa aldı, Türkiye bir terörist yuvası oldu, DAEŞ'liler Suriyeli mülteci kisvesi altında Türkiye'ye geldi vesaire gibi laflar, cümleler edildi. Bunu biliyoruz ve bu aslında bu ahlaki durumu, bu uluslararası hukukun mecbur kıldığı Türkiye'nin bu Suriyeli mültecileri kabul etmesi meselesinde de hiçbir zaman yani bunu bir insanlık meselesi olarak değerlendirip yani tabii ki uluslararası basın Türkiye'nin propagandasını yapmak zorunda değil ama bir tane de yorum, bir tane de haber görmedik. Yani Türkiye şu kadar mülteciye ev sahipliği yapıyor ve bu iyi bir şey, bu kadar insanın hayatını kurtarıyor diye bir tane bile haber görmedik. Benim kimseden yani zaten hani medya, basın hani bunu şey yaptığınızda görevleri arasında herhangi bir ülkeyi övmek zaten yoktur. Hani çok saf bir insanda değilim, uluslararası medyadan böyle bir beklenti içerisinde de değilim. Ama yani örnek, numunelik bir tane ya, bu ülke işte 3 milyon daha fazla mülteciyi kabul etti. Ve bu aslında insanlığın evrensel değerleri dediğimiz yaşama hakkı açısından. Mevcut durumla ilgili bilgi vermek adına yani, belki de sadece. Bu olumlu bir ya şeydir, vazifesini yerine getirdi diye bir tane haber yok. Hatırlatalım İsmail, Kilis Nobel Barış Ödülü de aday olabilir mi diye bir konuşuldu. Vallahi hiç. Yani şimdi başka oranı bir... Oranı bile olmadılar, Kilis kendi nüfusundan daha fazlasını... Bir Batı ülkesi olsaydı bırak aday olmayı kaç sefer şey alırdı. Ben sana daha enteresan bir şey söyleyeyim. Bunu test etmesi çok kolay yani. Birleşmiş Milletler'in sığınmacılar ve mültecilerle ilgili biriminin şeyine baksınlar, paylaşımlarına baksınlar.
Ben oturdum baktım yani. Ne göreceğiz? Bu boşak yani anlar. Şimdi Dünya Mülteciler Günü'nde, Dünya Mülteciler Günü ile ilgili sosyal medya paylaşımları yapar bu birim. Ama mesela Türkiye'den hiç bahsetmez. İşte bilmem nerede, İngiltere'de, Almanya'da, Fransa'da işte bir aile bir yerden, Suriye'den de değil, başka bir yerden bir aile getirilmiş. Onun hikayesi anlatılır mesela. İyi de burada 4 milyon var. 4 milyon var ya. Türkiye bunun için siyasi bedel ödemiş, Türkiye bunun için ekonomik bedel ödemiş, Türkiye bunun için toplumsal bedel ödemiş. Yani şimdi ben şeye kızıyorum, yani Halime'nin örneklerini verdiği o insanlara kızıyorum. Diyorum ki ya bu kadar olmasın yani bu insanların yani Suriyeli mültecilerin halini anlayın diyorum ama bir yandan da bakıyorum kendi mantığı içerisinde o da yani kendi bilgisine göre, kendi yaşam tarzına göre bunun burada ne işi var diye düşünüyor. Onu bile anlayabildiğimi düşünüyorum, empati yapabildiğimi düşünüyorum ama yani siz bu kadar mülteciyi kabul etmiş bir ülkeyle hiç mi empati yapamazsınız ya, hiç mi teşekkür edemezsiniz, hiç mi teşekkürü bırak yani Türkiye vazifesini yaptı. Hani her ülkenin yapması gereken şeyi yaptı. Çünkü uluslararası hukuk bunu emrediyor diye bir haber de mi yapmazsınız? Peki nasıl haber yaparsınız? Bu yabancı basın kuruluşları kendi ait oldukları ülkelerin çıkarını ilgilendiren haberler yaparlar. Bugün bakın şeye açın. Deutsche Welle'nin Türkiye servisi var ve açın. Türkiye geri kabul anlaşmasını iptal ettiğinden ve bu Suriyeli mültecilerin kayıtlı oldukları ile gönderilmeleri meselesi gündem olduğundan beri mülteci haklarını savunan, aslında tüm mültecilerinle bunların yapılmasının ne kadar yanlış olduğunu anlatan haberlerle dolu. Günde 3-4 tane böyle haber yapıyorlar. Son zamanlarda ama yani bir, niye bundan bir ay önce, bundan iki ay önce mültecilerle ilgili haber yapmıyordunuz? Türkiye'nin bunlara baktığını, Türkiye'nin kolaylıklar gösterdiğini, açık kapı politikası uyguladığını, bunlara işte eğitim verdiğini. Şimdi bir hikaye var burada. Çok bu işi biz olumsuz tarafıyla konuşuyoruz da Türkiye'nin Suriyeli mültecilerin eğitimi diye bir meselesi var. Yani eğitimlerinin çeşitli seviyelerinde Türkiye'ye gelen ya da Türkiye'de doğup eğitim hayatına başlayan çok ciddi bir mülteci çocuk nüfusu var. Ve Türkiye bu işi o kadar güzel yapıyor ki yani ilgilenen, bu detayla ilgilenen izleyicilerimiz bizim SETA Vakfı'nın bu konuda yayınladığı raporlara bakabilirler. O kadar güzel yapıyor ki bu işi Türkiye. Yani o çocukların, çünkü yani bu şey değil. Bakın hani dedim ya, hem bir insanlık vazifesi hem de stratejik olarak yapmanız gereken bir şey. Siz o mültecileri, o çocukları burada eğitmezseniz, o çocuklar büyüyünce ne olacaklar? Ya düşman bulacaklar. Bir taraftan da minnettarlık duygusu gelişiyor. Ya kendi memleketlerine gittiklerini varsayın ya da burada yaşadıklarını varsayın. Yani. Her halükarda radikalleşecekler. Her halükarda size bir güvenlik sorunu olarak geri dönecekler. Ve Türkiye bu alanda muazzam bir yani başarı hikayesi. Ya bununla ilgili bir tane... olarak ülkelerine gidip belki iyi pozisyonlarda bir tane haber görmez miyiz? Yani dediğim gibi kimseden Türkiye'yi övmesini, Türkiye'nin gönüllü elçiliğini yapmasını, propagandası yapmasını beklemiyorum ama yani siz işte bilmem nenin Türkiye servisi, BBC'nin Türkiye servisi, Deutsche Welle'nin Türkiye servisi, Sputnik'in Türkiye servisi, Amerika'nın sesi işte Türkiye'deki şeyi, şubesi vesaire, uzantıları. Ya bir tane siz bu ülkede yayıncılık yapıyorsunuz değil mi? Türkiye servisi açtığınıza göre bu ülkede yayıncılık yapıyorsunuz. Ya bir tane Türkiye'nin bu mültecilerle ilgili yazdığı başarı hikayesiyle ilgili, insanlığın onurunu, şerefini kurtaran tutumuyla ilgili bir tane haber yapmayın. Sonra Türkiye artık burada benim bir düzenleme yapmam lazım. Artık şehirlerin kapasitesi doldu ve burada anlamsız bir yığılma var. Bunu benim dağıtmam lazım. Dolayısıyla herkesi kayıtlı olduğu ülkeye götüreyim dediğinde herkes mülteci, tırnak içerisinde kullanıyorum, mülteci havarisi kesildi başımızda. Herkes aslında ne kadar önemsiyorlarmış mülteci haklarını, onların yaşam hakkını ne kadar önemsiyorlarmış, onların temel insan haklarından faydalanmalarını ne kadar önemsiyorlarmış ve bu iç siyasette de böyle yani. Yabancı medya kuruluşları üzerinden konuşuyoruz. Evet, önce onları eleştireceğiz ama içeride de böyle yani dün mülteci kabul etti diye hükümeti eleştiren şahıslar, kurumlar bugün birden hepsi mülteci hakları savunucusu da döndü. Hayır, savunsunlar, güzel bir şey de
Yani bunu bu kadar siyasi çıkar gözeterek, bu kadar çifte standartlı bir şekilde, bu kadar sakil bir şekilde yapılmaz. Yani bu meselelerde ilke kararları olur. İnsanlar ilkeli davranır. Denir ki ya ben bu mültecilerin gelmeseler iyi, çünkü savaş çıkmasın ve gelmesinler, ama mecbur kalıp insanlar hayatını kaybetmemek için bir yere sığınıyorlarsa bu evrensel bir insan hakkıdır. İnsanlar mülteci olabilirler ve bunu diğer devletler kabul etmek durumundadır diye ilkesel bir tutum geliştirirsiniz. Bakın baştan beri bu işe karşı olan ırkçılar var mesela. İnanın, ya da yabancı düşmanları var. İnanın onların tutumu şu yabancı basının 200'lü tutumundan daha ahlaklı bence. Evet, o kişi belki bir yabancı düşmanı, belki bir ırkçı, ama yani en azından çizgisi sabit, bir ilkesi var kendince. Bizim katılmamızın mümkün olmadığı, şahsım adına söyleyeyim, bir ilke, ama bir ilkesi var. Ama Türkiye mültecileri alırken mülteci karşıtı, Türkiye mültecilerle ilgili bir düzenlemeye giderken de mülteci destekçisi, mülteci hakları savunucusu olmanın hiçbir ahlaki tarafı yok. Yabancı basının durumu tam olarak bu. Şimdi Türkiye'deki vatandaşların da zaman zaman tepkisini ve meseleye dair bakışını biraz değerlendirmek lazım. Hem olumlu hem olumsuz açılardan. Çünkü şöyle söyleyeyim, yani Türkiye'de yaşayan, Türkiye vatandaşı olan pek çok insanın da zaman zaman sorun yaşattığını, sorun çıkardığını görüyoruz. Evet, birlikte bir arada yaşamak, bu kadar kalabalık bir ortamda yaşamanın zorlukları var, hiç kuşkusuz. Ve yabancı bir milletin de pek çok sorunu olacaktır. Şimdi bu meseleler konuşulurken benim aklıma hep şey gelir, Steve Jobs gelir. Ya o da nitekim Suriyeli bir ailenin çocuğu, ama evlatlık veriliyor yabancı ülkede. Ve şu an duruma bir baktığımızda, yani Amerika'daki ekonomik anlamda çok önemli bir markanın ve Amerika ekonomisine çok büyük bir katkı yapan bir şirketin lideri. Öyle bakıyoruz. Şimdi bize gelen Suriyelileri ya da bize gelen yabancıları, hem olumlu taraflarını, tabii olacak bazen olumsuz taraflarını, biraz değerlendirdiğinizde vatandaşların tepkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz, nasıl görüyorsunuz? Bu tepkileri biraz daha olumluya çevirmek ya da bir arada yaşamayı mümkün kılabilecek hangi donelere sahipsiniz? Şimdi Vali Bey'in de açıklamaları olmuştu yakın zamanda. Özellikle İstanbul Valisi'nin. Bu suç meselesi biliyorsunuz, hani evet, en çok söz konusu olduğunda medyada yer alan ve en çok hani tepki doğmasına yol açan şey. Birkaç işte örnek üzerinden Suriyeliler işte çok suç işliyorlar ve toplumsal huzuru, düzeni bozuyorlar gibi bir algı köpürtüldü. 547 bin İstanbul'da Suriyeli var ve bunun sayısal olarak Suriyeli olmayan aynı orandaki bir kitleye vurulduğunda Suriyelilerin suç işleme oranının daha az olduğunu, bunu İstanbul'un mülki amiri, en üst mülki amiri ifade ediyor. Yani Suriyeliler Türkiye'nin genel ortalamasından daha çok değil, bilakis daha az suç işliyorlar ve biz bunu bir hani daha sağlıklı bir entegrasyonla kuşkusuz çok daha aza da indirgeyebiliriz. İleriye dönük de işte eğitim vesaire gibi vasıtalarla oluşabilecek işte suça eğiliminde önüne geçebiliriz. Bunun mutlaka politikalarının elbette ki geliştirilmesi gerekiyor. Demek ki yani Suriyeliler işte kafadan işte suç işlemeye meyilli insanlar değiller yani. Bilakis misafiriz biz deyip belki hatta hani bu konuda işte daha şeyler, etrafındaki gençlere karşı falan bir kontrol mekanizmaları bile geliştiriyor olabilirler. Ki iyi de ediyorlar şayet bunu yapıyorlarsa. Çünkü bir taraftan da örgütlü bir toplum, işte STK'ları vesaireleri var ve Türkiye'deki bir takım STK'larla da işbirliği içerisinde. Yani böyle kayıtsız, kuyutsuz, ne yaptıkları belli olmayan bir kitleden bahsetmiyoruz. Tabii kalabalık bir kitle ve herkesin çok kontrol altında olması söz konusu değil, ama suç denildiğinde bu o kadar hani işte ırktan, şundan, bundan bağımsız bir şekilde gelişebiliyor ki, aklım hep ben bu hani Suriyeliler ve suç meselesi gündeme gelince işte birkaç sene önce Sakarya'da
bir Suriyeli kadın 9 aylık hamileyken ve 1 yaşında bir çocuğu varken, yanında 10 aylık bir çocuğu varken tecavüze uğrayıp katledilmişti. Ve ben hani o haberleri çok yakinen takip ettim. O kadının eşi, o bebeklerin babası Türkiye'nin aleyhine tek kelime etmedi. Cenazesini sessizce kaldırdı, eşinin ve çocuklarının cenazesini. Yani ondan daha vahşice bir şey yaşamadık yani. Biz demedik o zaman ki Türkler katil, Türkler tecavüzcü. Yani bu böyle tartışılmaması gerekiyor. Bu çok cehaletin en dip düzeyinde yapılan bir tartışma yani. İkincisi, sözünü ettiğiniz şey yani ekonomik mesele. Bu da yine ben valinin açıklamalarından hareketle ifade etmiş olayım. Türkiye'de iş gücü biliyorsunuz artık pahalı. Yani özellikle son 10 yılda, 15 yılda Türkiye'de iş gücü pahalı. O yüzden bir takım tekstil atölyeleri vesaire falan da işte İstanbul'dan taşına durdu. Özellikle yan sanayi denen yerlerde, özellikle civar illerde, taşra illerde yani eleman bulma sıkıntısı yaşıyordu insanlar. Suriyeliler bu ara eleman, daha ucuz iş gücü ihtiyacını da karşılamış oldu. Yani Türklerin beğenip çalışmadığı işlerde onlar çalışıyorlar yani. Bunu da kabul etmek gerekiyor. Bu ekonomiyi de aslında canlandıran bir faktör oldu. Çok ihtiyaç sahibi ve senin benim beğenmediğim işlerde çalışıyor. Çünkü ihtiyaç sahibi, o an tutunması gerekiyor. Üçüncü husus da şu... yani ekonomik olarak entegrasyon açısından önemli. Bir de kayıtlı çalışmaları ve işte sigortalı yapılmaları. Şimdi en çok konuşulan şeylerden birisi de işte bunlar hastaneye gidiyoruz, onlar parasız ilaç alıyor, biz parayla muayene ediliyoruz vesaire gibi. Onlara işte bilmem ne parasız veriliyor, biz Türkler işte parasını ödüyoruz gibi. Böyle şehir efsanesi, yalan dolan bir sürü şey. Işık hızıyla da yayıldığı için, kimse de tahsiline dönüp bakmadığı için bir yalan heyulası içerisinde konuşuyoruz Suriyeliler meselesini. Bir insan Türkiye'de ekonomik sisteme girmiş ve bir iş yerinde sigortalı çalışıyor. Bu Suriyeli olsun ya da Suriyeli olmasın, işte buranın yerli vatandaşı olsun. Onun sigorta primi ödendikten sonra artık o kayıt altına alınmış ve patronu onun için devlete prim ödüyor. Yani o artık sen ben nasıl devlet hastanesine gidip ücret ödemeden muayene olabiliyorsak ve sonra gidip eczaneden ilacımızı ücretsiz bir şekilde alıyorsak o da alabiliyor. Yani bu onun primi ödendikten sonra, Türkiye'de sigortalı bir işte çalıştıktan sonra senin benim gibi parasını vermeden bir hastanede... Bunlar çok önemli detaylar. Bunları lütfen bunlara devam edelim. Ama Enes Bayraklı Brüksel'den telefon attığımızda. Enes Bey, merhaba. Alo, merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Takip edebildiniz sanıyorum. Evet. Soruları tekrarlamama gerek var mı? Türkiye'de bulunan Suriyelilerle ilgili verilen son kararın değerlendirilmesini yapıyoruz. Özellikle yabancı basının bu meseleye bakışını birazcık değerlendirdik. Sizler ne söylersiniz? Şimdi özellikle yabancı basının meseleye bakışında çok derin bir ikiyüzlülük ben görüyorum maalesef. Ne demek istiyorum bununla? Özellikle son bir yılda Türkiye birkaç seçim atlattı, geçirdi biliyorsunuz. Bu seçim sürecinde Türkiye'deki işte muhalefet bazı partiler Türkiye'nin umudu, demokrasinin umudu, Türkiye'yi işte aydınlığa çıkaracak partiler olarak lanse edilirken, bu partilerin hepsi değil ama bir kısmındaki siyasetçiler ve bir kısmı özellikle aşırı bir ırkçılık, mülteci karşıtlığı, düşmanlığı ancak Batı demokrasilerinde, aşırı sağ partilerde görebileceğimiz türden bir propagandayı yürütüyorlardı. Dolayısıyla bunları hiç bugüne kadar gündeme getirmeyen bu medya organlarının şimdi bugün kalkıp da işte Türkiye'deki bu yaşanan provokasyonlar sonucunda, yani bu mesele son bir 6 ay meselesi değil, son 3 yıldır sistematik olarak mültecilerle ilgili yalan haberler sosyal medya üzerinden sistematik bir biçimde topluma pompalanıyor. Bunları yapan belli kesimler ve insanlar var, siyasetçiler var, bundan nemalanmak isteyen kişiler var.
Ve bunun geldiği noktada insanların artık belli bir kesimi maalesef toplumumuzun mültecilere çok ciddi şüphelerle bakıyorlar. Şimdi buna yönelik hükümetin aldığı bazı adımların, işte İstanbul Valinin aldığı bazı adımların bir anda işte Türkiye'nin mülteci karşıtı olduğu gibi yansıtılmaya çalışılması, işte mültecilere sahip çıkıyormuş gibi Batı basında haberler yapılmasını ben çok samimi bulmuyorum açıkçası. Yani bugüne kadar bu sürdürülen propagandaya sesini çıkarmayanlar bugün olaylar bu noktaya geldikten sonra atılan adımları eleştirmelerinin hiçbir aslında bir karşılığı yok. Yabancı basının tutumu maalesef böyle. Bir taraftan da tabii Türkiye'deki bu mülteci karşıtlığının yahut Suriyeli mültecilere yönelik bu radikal söylemlerin, ırkçı söylemlerin şimdi ikiye ayırmamız gerekiyor aslında. Birincisi her toplumda yaşanan türden bir yabancı düşmanlığı var. Yani daha doğrusu yabancıya duyulan korku, buna xenofobi diyoruz biliyorsunuz. Yani insanlar tanımadıkları işte kültürlerden insanlara, yabancılara bunlara şüpheyle yaklaşırlar. Bu gayet normal bir şey. Bunu aşmanın yöntemleri var. İnsanlar tanıdıkça, bilgilendirildikçe bu korkular aşılabilir. Ama bir de bunun üstüne sistematik bir biçimde işte demin bahsedildi. İşte Suriyelilerin üniversitelere sınavsız girdiği, hepsinin burs aldığı, TOKİ'den konut aldıkları, hastanelerde sıra beklemediklere kadar akla hayale gelmeyecek, hepsine vatandaşlık verildiği gibi yalanların üzerinden insanların galeyana getirildiğini görüyoruz. İşte bu noktada devreye bambaşka bir resim giriyor. Buradaki mesele artık sıradan insanların Suriyelilere karşı duyduğu şüpheden bahsetmiyoruz. Siyasi bir provokasyondan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu işin bir Türkiye'de bundan siyasal olarak nemalanan insanlar var, siyasetçiler var ve birkaç siyaset parti var. Bir de işin dışarı boyutu var tabii. Yani bu Suriye'nin meselesini taşıyarak Türkiye'deki istikrarı bozmak isteyen çevreler var. Çok açık. Diğer taraftan Esed rejimi ve bunun Türkiye'deki uzantıları Türkiye'den intikam almak istiyorlar. Bu çok açık. Bu mesele üzerinden Türkiye'yi karıştırmaya çalışıyorlar. Efendime söyleyeyim, FETÖ gibi unsurlar daima Türkiye'deki, yani FETÖ dediğimiz biliyorsunuz terör örgütü Türkiye'den büyük oranda temizlendi. Şu anda mahrem, yani çok gizli yapılanmasıyla mücadele ediliyor ama ortada görünen okullarda her şey kapatıldı. Bunların bugün tek amaçları var, FETÖ dediğimiz terör örgütün, Türkiye'den intikam almak. Başka hiçbir hayatta bunların şeyi kalmadı. Ve bunlar sosyal medya üzerinden farklı hesaplarla, buna renklendirme diyorlar, farklı kimliklerle Türkiye'nin her meselesini kaşıyorlar. Ve bu mülteci meselesinin içerisinde de yine FETÖ bir ayak olarak var. Diğer taraftan da Türkiye'nin yurt dışındaki terörle mücadelesini zayıflatmak isteyen, Doğu Akdeniz'deki meseleleri elini zayıflatmak isteyen çevrelerde bu meseleyi özellikle sosyal medya üzerinden ben taşıdığını düşünüyorum, görüyorum açıkçası. Sosyal medyayı incelediğiniz zaman özellikle Twitter'ı bunu çok açık olarak görebiliyorsunuz. Bakın biz Suriye'nin kuzeyine operasyon yapmayı konuşuyoruz. Evet. Ve bu operasyon sırasında da Afrin'de olduğu gibi Mehmetçiğimize Özgür Suriye ordusu karada destek olacak. Yani biz Afrin operasyonu sırasında Elbaba göre çok daha az şehit verdik. Bunun en önemli nedenlerinden biri karada işin önemli bir kısmını ÖSO'nun yüklenmesiydi. Dolayısıyla şimdi 30 bine yakın ÖSO askerinin işte Özgür Suriye ordusunun hazırlandığı söyleniyor. Bunlar Türkiye'yle birlikte operasyona girecekler. Şimdi tam böyle bir mesele sırasında, yani Türkiye'nin ulusal güvenine doğrudan kastetmiş olan bir terör devletini sınırımızda temizlemek üzereyken içeride böyle bir meselenin kaşınıyor olmasının ben ne milliyetçilikle ne vatanseverlikle bağdaştıramıyorum. Bu açık bir Türkiye'ye karşı bir operasyondur. Dolayısıyla hükümetin de bununla ilgili adımları atması gerekir. Eğer yanlış anlaşılmalar varsa efendim söyleyeyim bunların düzeltilmesi gerekir. Sorunlar olabilir, sorunlar düzeltilmesi gerekir. Her şeyin efendim söyleyeyim mükemmel ve süper olduğunu iddia etmek mümkün değil. Bu insanların entegre edilmesi Türkiye, bu bir süreçtir. Hatalar varsa hataların üzerine gidilmeli, düzeltilecek meseleler varsa bunlar düzeltilmeli ama bütün bunların üstünde karşı karşıya olduğumuz şey bir provokasyondur, siyasi bir operasyondur. Bunun karşısındaki önlemlerin de hükümet tarafından, devlet tarafından hızlıca alınması gerekmektedir. Atılan adımlar da buna yöneliktir. Yani İstanbul Valiliği, İstanbul'daki Suriyelilerin İstanbul'a kayıtlı olmayanları ilçelere, kendi kayıtlı oldukları illere gönderiyor. Sayın Es Bayraklı. Kayıtlı olmayanları da kamplara gönderiyor biliyorsunuz. Evet.
Sayın Enes Bayraklı, değerli katkılarınız için teşekkür ediyorum. Çok önemli noktalara değindiniz. Biz oradan devam edelim. Çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Şimdi hakikaten çok önemli noktalara değindi Enes Bayraklı da. Biliyorsunuz dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MGK toplantısı yapıldı. Hakikaten orada da Suriye sınırında da güvenli bölgelerin oluşturulması ile ilgili çok büyük bir çalışma var. Ve Türkiye'nin de gayreti bu yönde. Hem oradaki terör örgütlerini yok etmenin peşinde. Bir taraftan da Suriyeliler eğer geri dönecekse temizlenmiş bölgelere dönsünler gayreti içerisinde. Orada bir barış koridoru vurgusu yapıldı. Dilerseniz bu barış koridoruyla da devam edelim. Ben kaldığım yerden devam etmiş olayım isterseniz. Tamam. Öyle tabii. De sözü İsmail'e bırakmış öyle olurum. Mesela Cerablus çok önemli biliyorsunuz. Türkiye'nin ilk yaptığı işte Fırat Kalkanı harekatıyla temizlenen işte 5 kilometre kadar içeriye girildi ve işte El Baba kadar gidilmek suretiyle DAEŞ oralardan temizlendi ve şu an aslında 5000 kişi kapasiteli bir yerken Cerablus bölgesinde 150 bin belki daha fazla kişi barındırılıyor ve oranın güvenliğini yine işte ÖSO ve Türkiye sağlıyor. Yani demek ki 5000 kişilik yerde 150 bin kişi barınıyor. Demek ki Türkiye'den oraya gidenler oldu. Yani Türkiye oradaki sınırındaki bölgeleri temizledikçe ve mesken hale getirebildikçe Türkiye'deki işte Suriyeli nüfusunda oraya intikalini, geri dönüşünü kolaylaştıracak bir ortam oluşturmuş oluyor. Şimdi Fırat'ın doğusu meselesi çok zamandır biliyorsunuz mevzu ediliyor Türkiye tarafından. Çünkü Türkiye açısından çok ciddi bir güvenlik riski. Membiç meselesi vardı. Türkiye orada tam anlamıyla bir oyalama politikasına maruz bırakıldı ve şimdi böyle bir şeye imkan vermeyecek kararlılıkta bir tavır içerisinde Türkiye. Adını bile koymuş aslında yani Barış Koridoru. Şimdi YGK'dan sonra bu isim zikredilmeye başladı. Bu aslında olayın bize Türkiye'nin kararlılığını ve ciddiyetini de gösteren bir şey. Ve Enes'in dediği gibi Türkiye Fırat Kalkanı'nda da aynı şekilde Zeytin Dalı'nda da içeride kara gücü olarak ÖSO ile birlikte hareket etti. Türkiye'den işte 10 asker kaybettiysek ÖSO 100 askerini kaybetmiş oldu. Bu bütün bu Suriye meselesini tartışırken aslında bu sürece de zarar verecek bir tonda tartışmamamız gerekiyor. Yani Türkiye zamanlama açısından tabii orayı ki, biraz tabii dikkat ki, çekmişti çünkü. Çok önemli bir hususa dikkat çekmiş oldu. Keza aynı şekilde şimdi İdlib meselesi var biliyorsunuz. Yani orası çatışmasızlık alanı, gerilimin düşürüldüğü bir alan olarak işte Astana süreciyle beraber İran, Türkiye ve Rusya arasında mutabık kalındı ve ama mütemadiyen işte Rusya'dan da yüz bularak Esed orada işte bombalamalar, sivil alanları tahrip edecek ve sivil ölümlere yol açacak bombalamalar yapıyor ve Dera, Halep süpürülerek aslında oraya bir sürü sivil halk yığıldı ve şu an 3 milyon kişinin belki daha fazla kişinin İdlib'de barındığı söyleniyor ve aynı şekilde bir göç akınına yol açabilecek bir istim var şu anda. Yani insanlar istim üstünde her an bir büyük bombalamayla Türkiye sınırına yığılabilirler. Yani Türkiye'nin hareket kabiliyetini kısıtlayacak bir iç politik gündem oluşturmak Türkiye'nin elini zayıflatacaktır hakikaten. Çünkü Suriye meselesinde İsmail değindi. Çok çok önemli gerçekten. Mülteciler meselesi Türkiye'nin Suriye meselesinde masadaki eli gücü aynı zamanda şu anda Suriye Anayasası'nın anayasasının konuşulduğu, Anayasa Komisyonu'nun hazırlandığı vesaire konuşuluyor. Bu süreçte gerçekten Türkiye'nin bu tür meseleleri enfekte ederek dışarıya karşı elini zayıflatacak bir şeye dönüşmesi hiç de iyi olmayacaktır kanaatimce. Valla bu yani malum bu bölgede Türkiye bir terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyecekti. Yani terör koridorundan neyi kastettiğimizi açıklayalım. Şeyden başlayarak tüm Suriye hattı boyunca ve en nihayetinde de Akdeniz'e açılan ve muhtemelen bu sağlandıktan sonra da Kuzey Irak'ı da dahil edecek bir PKK koridorundan bahsediyorduk. Çünkü Suriye'deki tablo şöyleydi. Bir yeri Özgür Suriye ordusundan DAEŞ
alıyordu ve sonra ne hikmetse kısa süre sonra da PKK-PYD o bölgeyi ele geçiriyordu. Böyle böyle derken bir ara bizim tüm sınırımız yoğunluklu olarak PKK-PYD terör örgütü ve ondan daha az bir oranda da DAEŞ tarafından, yani bizim tüm sınırımız derken bizim sınırımızın güney tarafı kontrol edilir bir hale gelmişti. Türkiye burada büyük oranda bir ilerleme kaydetti. Öncelikle kendisi için en önemli olan noktalardan birisi, yani ulusal güvenliği, ulusal çıkarı açısından Fırat'ın batısıydı. Orada o Membiç'teki anlaşmazlık haricinde bir ilerleme kaydedildi ve sınır temizlenmiş oldu bu anlamda terör unsurlarından. Ve bunun diğer tarafında da Suriye'deki kadar sıcak ve yoğun olmasa da Kuzey Irak'ta yine devam eden bir dizi operasyon var. İşte Pençe 1, Pençe 2 diye isimlendirildi. Burada daha ufak içeri girişlerle cepler açılıyor, kontrol ediliyor. Burada da amaç daha çok diğer yerlerden, yani bu hattın diğer yerlerinden süpürülmüş olan terör unsurlarının gelip Kuzey Irak'ta üstlenmesine, oraları kendine bir lokasyon haline getirmesini engellemek. Bunda da ciddi bir başarı kazanıldığı gözüküyor. Ve Fırat'ın doğusu meselesi var. Türkiye'nin aslında bu iki sefer ertelediği bir operasyon. O Cumhurbaşkanı meşhur parolasını birazcık da merak uyandıran, o meşhur parolasını Bilge Cansız'ın gelebiliriz parolasını daha önce iki sefer dillendirmişti. Ama işte Amerikalılar apar topar aman yapmayın bu işi çünkü biz zaten oradan çıkacağız sizinle birlikte. Evet. Yani bu olabilseydi Türkiye'nin de çok çıkarına olan bir şeydi. Yani şöyle bir şey oluyor, bazen eleştiriler gündeme geliyor ya, Türkiye bu Amerikalılara neden inandı? Bunların oyalayacağı belliydi. Doğru da yani çok düşük de bir ihtimal olsa, sözlerini tutsalar bu şu anlama geliyor. Siz orada askeri operasyon yapmak durumunda kalmıyorsunuz ve Allah korusun olası şehitleri vermek durumunda kalmıyorsunuz. Yani Türkiye'nin güvenlik aklı da, bu devleti yöneten tecrübe de, hükümetin ilgili bakanları da, başta Cumhurbaşkanımız da, yani bunları bilmiyor ya da hesap etmiyor değiller. Ama ayrıca bunu bir verdikleri sözü tutmadıklarını yani da göstermiş. Ama burada yani düşük bir ihtimal de olsa bu söz tutulsa kazanç çok büyük. Yani bir Türk askerinin bırakın yani şehit olmasını, yaralanmasını, yani sahaya inmemesi demek, yurdun sınırlarından dışarıya çıkmaması demek başlı başına bir kazançtır Türkiye açısından. Dediğim gibi bırakın gaziliği, şehadeti. Yani dolayısıyla biz bu senaryoyu, bu ihtimali sonuna kadar kullanmak istedik, tüketmek istedik. Yani ola ki baskıyla, yani Amerika'ya diplomatik baskıyla bu güvenli bölgeyi, askeri operasyon seçeneğini kullanmadan oluşturabiliriz bu barış koridorunu diye. Ama öyle gözüküyor ki yani orada bu oyalama taktiklerinin sonuna gelindi. Çok net bir süre verdi, bir kısıt verdi Türkiye bu konuda. Ve işte yavaş yavaş hazırlıklar yapılacak. Yani bu şey değil, bunu anlamak lazım. Ya bu bugünün meselesi değil. Yani bu bizden sonraki kuşakların, belki çocuklarımızın, yani bir kısmımızın, yani bizim yaşımızdaki insanların çocukları da yok ama hani onların çocukları olduğunda, onların torunları olduğunda o kuşakların meselesi. Yani bu Türkiye için çok ciddi bir mesele. Önümüzdeki 10 yılı, 20 yılı, 30 yılı, 40 yılı ilgilendiren bir mesele. Yani çünkü Türkiye'nin ulusal güvenliğini doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye'nin, hani şimdi klişe gibi bir şeyleri tekrarlıyoruz ya, bölünmez bütünlüğü, vatanın bölünmez bütünlüğü. Yani biz bunu hep böyle vatandaşın tepesinde sopa gibi kullana geldi Türkiye'deki eski ceberrut devlet aklı, ama işte tam şu an o tehlike var yani. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü tehlikesi var şu an yani. O sizin klişeler aynı zamanda varlığımızın devam edebilmesinin yani, de temelini. Hayır yani bu içeriye doğru bir şey, içeriği baskılamak için bir unsur olarak kullanılmıştı. Son iki dakika kalmışken şu an böyle bunu söyleyeyim ben, bitireyim o zaman elime vereyim. Yani şu an eğer bir riskten bahsedeceksek bölünmez bütünlüğe dair ya da bir başka formülasyonla bekaya dair bir riskten bahsedeceksek, yani şöyle desem herhalde mübalağa etmiş olmam, abartmış olmam. Yani Kurtuluş Savaşı'ndan sonra Türkiye bu tehdidi hiç bu kadar yoğun yaşamamıştı.
Çünkü 700 küsür kilometrelik bir sınırdan bahsediyoruz. O sınırın öbür tarafında size düşman ve üstelik bir terör grubu var. Yani siz o sınırın öbür tarafında size düşman bir devlet olur. Devletlerin en nihayetinde hukuk çerçevesinde bir yere kadar kalabilirler. Düşman da olsa muhatap alabileceğiniz bir kurumsallık vardır orada. Ama sizin 700 küsür kilometrelik bir sınırınız var ve o sınırın öbür tarafında size düşman bir terör grubu var. Bundan büyük bölünmez bütünlüğe, bekaya dair bundan büyük bir tehdit mi olur? Evet, yani son bir dakika kalmışken ekleyeyim, evet buyurun. Hakikaten Türkiye'nin tavrı tam da böyle zor oyunu bozar tavrı olduğu epey bir süredir. Yani mütemadiyen direndi ve direndikçe önüne yeni alternatifler, yeni hareket alanları açıldığını gördü. Yani şunu yapmaması lazım. Bir işte temel fıkrasıdır. Temel yüzmüş karayı görmüş ama Karadenizli çok... Karadenizli olduğunu söyle de alınganlık yapmasınlar. Karadenizli izleyicilerim. Karayı görmüş ama çok yoruldum geri döneceğim demiş. Şimdi biz yani bunu yapmayalım. Madem bu kadar hakikaten direndik, dirençle bir şeyle, cehdle bir noktaya kadar geldik. Şu dakikadan sonra bu şeyi bayrağı yere indirmeyelim ve birazcık daha direnmeye devam edelim diyeyim. Çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. İsmail Çağlar'a, Halime Kökçe'ye, Enes Bayraklı'ya. Efendim burada programımızın sonuna geldik. İyi akşamlar diliyoruz.